Canlının dış görünüşünde ortaya çıkmayan, canlının yaşama şansını artırmak için doku ve organların işleyişinde meydana gelen adaptasyonlara fizyolojik adaptasyon denir. Buna göre örneklerinden hangileri fizyolojik adaptasyona aittir? Sürüngenlerin metabolik atıklarını ürik asit şeklinde uzaklaştırması, doku ve organ işleyişinde bir değişikliğe adaptasyon neden olacaktır ve bu da fizyolojik adaptasyona dahildir diyoruz. Devenin ayak tabanlarının geniş olmasında burada yapısal bir adaptasyon söz konusudur. Yapısal adaptasyonda genellikle işte derinin rengi, vücut şekli ya da vücut örtüsüne oluşturduğu bir adaptasyon gerçekleşecektir. Bu anlamda fizyolojik adaptasyon görülmez. Sabit vücut ısılı canlıların soğuk ortamlarda kaslarının titretilmesi Burada yine fizyolojik adaptasyon vardır. Bu kaleminin renk değiştirmesi de yine yapısal adaptasyona örnek olarak verilebilecektir diyoruz. Ve fizyolojik adaptasyon örnekleri 1 ve 3'tür. Canlıları iyileştirme, daha iyi duruma getirme işlemlerine biyolojik ıslah denir. Buna göre çalışmalarından hangileri biyolojik ıslaha örnek verilebilir? Süt üretimi için süt verimi yüksek ineklerin dişi yavrularını barındıran bir çiftlik kurulması biyolojik ıslah örnek olarak verebilirim. Soğuğa karşı direnç geni taşıyan transgenik domates bitkilerinin yetiştiriciliğinin yapılması yine bunda biyolojik ıslah örnek olarak verebilirim. Çünkü soğuğa karşı dirençli olursa don olayına karşı zayiat yok olmuş olacaktır. Biri taneli ve lezzetli erik veren bitkilerin melezlenmesiyle elde edilen tohumların çinlendirilmesi. Burada da yine istenilen nitelikteki ürünlerin eldesi gerçekleşmiş. Yine biyolojik ıslaha örnek olarak verebilirim. Yani cevabım 1, 2 ve 3 olacaktır. Mutasyona neden olan etmenlere mutajen denir. Buna göre verilenlerden hangileri Mutajen etmendir. Hepimizin bildiği gibi radyasyon mutajen bir etmendir. Bununla beraber virüsler, ilaçlar ve ultraviyole ışınlarda mutajen etmenlerdir diyoruz. Ve cevabımız E şıkkıdır. Bir öğrenci karnabahar, brokoli, lahana gibi günlük hayatta tükettiğimiz pek çok sebzenin adı verilen yabani hardal bitkisinden üretildiği bilgisini edinmiş ve aşağıdaki tabloya ulaşmıştır. Bu öğrenci yabani hardal bitkisinden çeşitli sebzelerin üretimini en iyi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklayabilir? Şimdi seçilen özellik demiş karnabahar, çiçek tomurcukları, alabaş, kök, brüksel lahanası, tomurcuklar, lahananın yine tomurcukları ve brokolinin çiçek tomurcukları ve kökler mangırın yaprağı verilmiş. Biz şunu biliyoruz. İstenen özelliklere sahip bireyleri seçtik ve bunları çeşitli yöntemlerle birleştirdik ve yine istenilen karaktere sahip eğer ki bir bitki ürettiysek biz buna yapay seçilim diyoruz. Belirli kalıtsal özelliklere sahip bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve üreme olasılıklarının daha yüksek olması durumuna doğal seçilim denir. Buna göre Doğal seçimle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Çevre koşullarının ani değişimi doğal seçilim mekanizmasının işlerliğini artıracaktır, doğrudur. Tür içi kalıtsal varyasyonların artışı doğal seçilim sonucu türün neslini devam etme şansını artırır. Çünkü varyasyonlar uyum yeteneğini artıracaktır. Doğal seçilim sonucu hayatta kalan bireyler çevresel koşullar değişmedikçe Neslin devamlılığını sağlayacaktır. Doğal seçilim sonrası rekabeti kazanan bireyler hayatta kalacak. Diğerleri de mücadeleyi kaybedeceklerdir. Bu anlamda bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Boğazı ağrıyan Melisa doktorun verdiği antibiyotiği düzenli kullanmasına rağmen iyileşmemiş. Bunun üzerine tekrar doktora giden Melisa'dan boğaz kültürü alınarak boğaz ağrısına neden olan bakteri türüne karşı uygulanabilecek doğru antibiyotiği seçebilmek için aşağıdaki gibi antibiyogram testi uygulanmıştır ve Melisa'nın antibiyogram testi incelendiğinde ifadelerinden hangileri doğrudur boğaz ağrısına neden olan bakteri türü M antibiyotiğine karşı dirençlidir Evet burada antibiyotik direnci aslında bakterinin hayatta kalma çabasıdır baktığımızda M antibiyotiğine karşı evet direnç göstermektedir. Doğru bir ifadedir. Melisa'nın tedavisinde N antibiyotiğinin uygulanması uygun olur demiş. N antibiyotiği evet uygundur. Çünkü burada bakın bakterileri yok ettiği gözlenmiştir antibiyotik diskinde. O zaman bu antibiyotik faydalı olacaktır. Bu bakteri türü K antibiyotiğine L antibiyotiğinden daha dirençlidir demiş. K da L'den daha mı dirençli? Hayır. L antibiyotiğinde daha dirençlidir gördüğümüz gibi. Yani L antibiyotiğine K'dan daha dirençli olacaktır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Ve cevabımız C şıkkıdır. Bazı aşılar hayatımızda tek doz halinde bir kere uygulanırken grip aşısı her yıl tekrarlanan dozlar halinde kişilere uygulanır. Hatta bireye grip aşısı uygulandığı halde hastalık görülebilir. Bu durum ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Grip virüsünün çok hızlı mutasyona uğramasıyla e, açıklanabilir. Çünkü çok hızlı mutasyona uğradığı için her yıl yeniden grip aşısı üretilmektedir ve bunlarda her yıl tekrarlanan dozlar halinde uygulanacaktır diyoruz grip virüsünün konak hücresinin solunum sistemi organları olmasıyla açıklanamayacaktır grip virüsünün konak hücrede çoğalabilmesiyle yine bu durum açıklanamayacaktır çünkü burada zaten neden bahsediyor aşıdan ve aşının uygulandığında da hastalık görülmesinden bahsediyor zaten aşıların nedeni de hastalığı önlemek değildir hastalandığın zaman o hastalığın hafif atlatılmasıdır. Bu anlamda da cevabımız yalnız bir olacaktır. Eşeyli üreyen canlılarda kalıtsal varyasyona durumlarından hangileri neden olur? Homolog kromozomların rastgele ayrılmasıyla kalıtsal çeşitlilik gözlenecektir. Yumurtanın sperm hücresiyle şansa bağlı olarak döllenmesinde Yine kalıtsal çeşitlilik gözlenecektir. Homolog kromozomlarının kardeş olmayan kromatitleri arasında gen alışverişi gerçekleşirse, yani crossing over varsa, burada da kalıtsal çeşitlilik gözlenecektir. Ve mutajenik faktörlerin DNA nükleotit dizilimini değiştirmesiyle mutasyon gerçekleşti, o zaman burada da kalıtsal olarak çeşitlilik gözlenecektir diyoruz ve cevabımız E şıkkı olacaktır. İçerisinde su, glikoz ve mineral bulunan bir deney tüpüne X bakteri türünden ilave edilerek üremeye bırakılmıştır. Tüpe şekilde gösterildiği gibi T1 anında K antibiyotiği ilave edilmiştir. T0-T3 zaman aralığında tüpteki bakteri sayısı incelenerek aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? X bakteri türü basit kültür ortamında çoğala bilmektedir demiş. Basit kültür ortamı dediğimiz ortam bakterinin yaşaması için temel besin maddelerini yer aldığı ortamdır. E burada ne var? Su, glikoz, minerali var. Bu şekilde basit kültür ortamında çoğala bilmektedir. T1 T2 zaman aralığında K antibiyotiği X bakteri türüne etki etmiştir diyoruz. Baktığımızda T0 T1 zaman aralığında bakteri sayısı artıyordu. T1 anında K antibiyotiği verdim. O zaman burada K antibiyotiği devreye girdi ve bakteri sayısı azaldı. Yani etki etmiştir. Doğrudur. T2 T3 zaman aralığında X bakterisi K antibiyotiğine direnç kazanmıştır. Doğru olacaktır. Çünkü direnç kazanarak tekrar bakteri sayısı artış göstermektedir. Cevabımız 1 2 ve 3 olan E şıkkıdır. Adaptasyon ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Doğal seçilim yoluyla meydana gelen değişim sürecidir. Doğru bir ifadedir. Korunma, taklit etme amaçlı olabilir. Canlının yaşama ve üreme şansını artıracaktır adaptasyon teriminin karşılığıdır. Genin sadece işleyişinde değişim meydana gelir demiş. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü genin yapısını değiştirmeyecektir. Adaptasyon yapısal olacaktır ama bunun yanında da korunma, taklit etme ve davranışsal da olabilecektir. Hayvanlarda göç etme, kış uykusuna yatma gibi davranışsal adaptasyonlar görülebilecektir.